Sen ciddiysen. Yani bu gece ayarları bozulan tek ben değilim anlaşılan. Bir git dinlen istiyorsan sonra tekrar konuşuruz. Ha? Hayır yani bu gece kapıma geldiğinde bana bunları söylemeyeceğine eminim de. Evet. Bunlar değildi. Hatta sana çok kızgındım. Adem ben senin değişeceğine inanmayanlardan. Yani bundan dolayı da beni suçlayamazsın değil mi? Senin de kafanda benimle ilgili bazı kalıplar vardır herhalde. Peki bir şey merak ettim şimdi. Nasıl oldu da yani bu kadar zamandır benim değiştiremediğim bir şey böyle şimdi birdenbire dili geçmiş zamana dönüştü? Çünkü saatlerdir seni izliyorum. Belki de gerçekten de çocuğuna bir aile vermek istiyorsundur. Belki de bütün bu yaptıklarından sen de bir ders çıkartmışsındır. Kırıp döktüklerini toplamaya çalışıyorsundur. Bak uzun zamandır senin bu hareketlerini kafamda bir yere koymaya çalışıyorum. Kim bilir belki de gerçekten samimi bir çabadır. Bizimkiler derdi ki her zaman kardeşinin yüreğine bak. İşte ben sende bugün o yüreği gördüm. Ve ben buna bir şans vermek istiyorum. Bir kardeşimi kaybetmektense iki kardeşimi birden kazanmak istiyorum. Hem riske girmeyeceksek iş adamlığı ne Allah aşkına ya? He? Evet. Faruk Bora. Yine ters köşe yaptım be. biliyorsun ben böyle mimli biriyim. Fikret için de bana güvenmek öyle kolay bir şey değil. Yani ilk dakikadan ona sormadan seninle böyle bir iş yaparsak hiç şansımız olmaz. O yüzden yani benden böyle bir konuda yardım etmemi istiyorsan benim bir Fikret'e fikrini sormam lazım. Öyle değil mi? Tamam. Beraber ikna edersek. Tamam boş ver. Sonra konuşalım bunları sen şimdi bir düşün. Tamam mı? Sen önce bir şu durumu bir idrak et. Malum bunun idrakı biraz geç geliyor. Yaz dünyaya geldiğinde hepimize enerji kattı. Umut da adıyla geldi. Ben onun enerjisine sonuna kadar inanıyorum. Eyvallah. Ay! Acil! Takıldın çok kilere. Çocuk yaşına girdi yaşına. Ne oldu? Doğurdu mu? Doğurdu, doğurdu. İyiler. Odayı aldılar. Merak etme. Akif yüzünden geç kaldık. Ya tamam da hiç abartma. Abi birçok kamyonla denk geldik de gıdım gıdım bütün... Tamam senin çöpçüler yüzünden. Ne oldu? Nasıl kalmış tuvalette? Ne olmuş? Kapı kilitli kalmış. Tuvaletin kapısı. Okulda da kimse kalmayınca öyle kapalı kalmış içeride. Sen mi çıkardın? Niye bize kimse haber vermedi? Neyse bebişim işte sağ salim doğmuş ya çok şükür. Şükür. Hayırlı olsun. Nerede? Oda nerede? Şu oda. Tamam. Dilara'm! Ama uyansın. Ben severim onu. Bakarım ona. Ondan mı korkacağım be? Anası aklımızı almış zaten. Bak bunu buraya almışsın. Sarılırım sana. Sakın surat yapma. Bana bu diyor ya. Ay teyze, teyze. Ay. Akif de yolla önümüze bin tane şey çıktı. Vallahi gebertecektim onu ha. Engelli koşu gibi geldik.
Anastasya Hanım geldi. Ay, şunun sıfatına bak. Sıfatına bak. Umut. Umut'tu kız değil mi? Biz 50 kere değiştirdik çünkü. Maşallah, maşallah. Çok şükür aynı annesine benzedi. Çok şükür ya Rabbim. İnşallah huyu da benzesin. Anneme. Benim işim bu ya. Alıp eve mi götüreceğim ben seni anneciğim? Benim misin sen? Benim misin sen? Yalnız fark ettiniz mi? Sanki gelenek oldu yani. Şu ufaklıkların şöyle sakin sakin geleni yok yani. Vallahi ama zirveyi sen yapmışsın. Ben ölürdüm galiba ya. Sen yine iyi, sakin bile kalmışsın. Adem en sakinimizdi vallahi. Hiç renk vermedi. Allah'tan Akın hocamız yanımızdaydı da rahat yol alabildik öyle. Estağfurullah. Neyse ya. Eyvallah. Eyvallah. Neyse ben gideyim büyük bir oda falan ayarlamaya çalışayım. Tamam. Tabii tabii sen şey yap, biz buradayız. Abi ben bir şey mi yedim içtiğimde? Kafam mı güzel benim? Ben anlamadım ya. Ha? Ben doğru mu gördüm, duydum Adem seni övüyor falan? Ya da siz birlik oldunuz, ben de mi? Ayarlarım mı? Ne? Ben doktora mı görünsem yani? Adam böyle gayipten sesler duyar falan, bir bakar meğerse tümör varmış. Kimse bilmiyormuş falan. Ne tümör oğlum, manyak mısın? Bir sakin ol. Evet, doğru duydun, doğru gördüm. Doğru duydum, Adem övdü, akıl hocası Faruk dedi. Tamam oğlum, Adem'le konuştuk biz, tamam. Abi ne konuşmuş olabilirsiniz?